Ve Başbakan Binali Yıldırım referandum için tanıtım toplantısının ardından ilk mitingi 15 Temmuz'un simge adreslerinden Kahramankazan'da yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gelen az önce dinlediğimiz tek adam eleştirileri için bir direksiyonda iki kaptan olmaz, onun için tek olacak dedi. Kahramankazan 16 Nisan'da sandığa gidecek, 15 Temmuz darbecilerin zihniyetini Türkiye'den sonsuza kadar silinmesini sağlayacak. Başbakan Yıldırım referandum mitinglerinin ilkini Kahramankazan'da yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminin sembol adreslerinden olan ve kahraman unvanı alan Kazan'da referandum için evet oyu istedi. Hedefinde CHP vardı. Ağızlarına ezber yapmışlar. Cumhurbaşkanı partili olur mu? Olur. Bal gibi olur. Bir de tutturmuşlar tek adam. Başka ne olacak? Bir direksiyonda iki tane kaptan olmaz. Elbet tek olacak. 600 vekil eleştirilerine de yanıt verdi. Sen onu soracağına bir milletvekilin 1 trilyon 200 bin lira telefon faturası bu devletin sırtına sarıyor. Onun hesabını sor. Miting öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Referandum kampanya sürecinde görev yapacak özel miting polisleri ilk kez sahadaydı. Evet diyeceğiz, terörün de sonunu getireceğiz. Başbakan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin terörün sonunu getireceğini söyledi ve ekledi. FETÖ örgütünün elebaşısı bu evetleri duydukça kriz geçiriyor, fenalaşıyor. PKK sizin bu evetlerinizi işittikçe darlanıyor, kuduruyor. Diyorlar ki millet evet diyecek, bizim de biletimizi kesecek. Yıldırım da tıpkı Cumhurbaşkanı gibi CHP ve HDP tabanına seslendi. HDP'ye, CHP'ye oy vermiş kardeşlerim, siyasi görüş farklılıklarımızı artık bir kenara bırakalım. Bu işin kavgası olmaz. Bu işin kutuplaşması olmaz. Mevcut sistemi anlatırken de ilginç bir örnek verdi Başbakan. Bu sistem babayı oğulla arasını açar.